Günaydın, hoş bulduk. İyi Şimdi yayınlar diliyorum ben de çok size. teşekkür ediyoruz. Enflasyon konuşmaya başladık. Öncü göstergelerden İstanbul'un enflasyonu belli oldu biliyorsunuz. Aylık %6,72 oldu. Ocağa ilişkin beklentileriniz nedir? Onu sorarak başlamak isterim sohbetimize. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Yani Ocak kritik bir ay. Tahmini de zor bir ay bu arada. Hani İstanbul enflasyona gelmedi ama zaten birçok öncü hani yaşadığımız şey olduğu için zaten birebir yaşadığımız için özellikle hizmet sektöründe ücret artışlarından sonra %20'lere 30'lara varan artışlar oldu. Dolayısıyla ben hani çift taneli bir hizmet enflasyonu görüyorum ama bunun şey aralığı da geniş yani %10 da olabilir. Bu %15 de olabilir. Geçen sene örneğin %12,7 idi. Ve benim en azından sizlerin bilmiyorum nasıl ama benim hissettiğim geçen senenin üzerinde hizmet sektöründe zamlar görüyoruz. Dolayısıyla onun üzerine çıkma ihtimali var. Gıda enflasyonu yüksek gelecek. Sebze tarafı da örneğin orada sebze fiyatları da yukarı yönlü baskı oluşturacak. Orada da geniş bir aralıkta gerçekleşebilir. O da bir şey yaratacak, tahminlerde sapma yaratacak. Dolayısıyla hani hata payı yüksek bir ay. Öncelikle onu söyleyeyim ki zaten anketlerde de böyle 5,5'tan 9,5'a giden bir tahmin aralığı var piyasanın. Medyanı 6,6. Yani ben kendi tahminimi %7,1 olarak açıkladım. Ama biraz önce söylediğim gibi o hizmet tarafı öngörmesi zor. Ben risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. 8 hatta belki bir miktar üzerinde kadar çıkma riski var enflasyonun. Dolayısıyla hani bu Ocak enflasyonu daha sonra Şubat enflasyonu hani belli zamlar ay ortasına itibaren gelmişti. Şubat'a sarkan zamlar var. İşte son günler dönemde akaryakıt tarafında zamlar var. O da Şubat enflasyonu da önemli olacak. Yani ilk iki ayını bu şeyini gördükten sonra gerçekleşmelerini, bu dediğim gibi yukarı yönlü riskler gerçekleşirse bu açıkçası hani borsanın performansı için bile belirleyici olacak. Çünkü bu Ocak Şubat'ı gördükten sonra piyasa oturup bu sene sonu 42-40 ile 40-45 arası Merkez Bankası'nın işte 36 tahmini var. Bunlar ne ölçüde gerçekçi tekrar bir oturup üzerinden geçecektir, gözden geçirecektir. Hani tahminleri yukarı yönlü revize edilme ihtimali olabilir. Bu faiz indirimine ilişkin beklentileri öteleyebilir veya işte indirim miktarları üzerinde revizyonlara neden olabilir. Dolayısıyla hani bu Ocak-Şubat enflasyonu, önce işte ilk olarak önümüzdeki haftaki Ocak enflasyonu hem bu beklentilerin şekillenmesi hem de belki de dediğim gibi piyasanın performansı, borsanın performansı açısından da önemli olacak, kritik bir veri diye görüyorum ben. Serkan Bey, borsanın performansında belirleyici olacak dediniz. Şimdi yüksek enflasyon sonrası işte bizler de yatırımlarımızı belirli alanlara kanalize etmeye başlıyoruz ki işte paramızın değerini koruyabilelim. Yüksek enflasyon ortamında yatırım tercihleri nasıl şekillenir? Aynı şekilde borsada hangi endeks enflasyon, yüksek enflasyonla beraber daha öne çıkabilir sizce? Bu işte yatırım tercihleri zaten borsa performansı da belirleyici oluyor. İşte örneğin Ekim'e kadar bu Mayıs-Ekim arası işte özellikle o %65-70'e varan yükselişler mevduat faizlerinin düşük kalması, alternatif getiri oranlarının düşük kalmasını konuştuk. Sonra Ekim'den tabii aralığa kadar oradaki patinaj çekme de diyelim. Orada da mevduat faizlerinin işte tekrar rakip olmasından bahsediyorduk. Dolayısıyla bu oradaki alternatif getiri oranları borsa performansı da belirleyici. Şimdi Ocak ayında hani mevduat faizleri düşmeye başladı. Mevduat faizleri düştüğü için borsa iyi performans sağladı demiyorum. Yani onun dışında faktörler borsanın bu 2024 yılındaki %20'lik artışında Ocak ayındaki %20'ye yaklaşan artışta etkiliydi ama mevduat faizlerinin gerilemeye başlaması da destekleyici faktör olmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani mevduat faizleri bundan sonra yeniden ki Merkez Bankası da aslında düşüşten rahatsız olduğunu, mevduat faizlerinin daha yüksek olması gerektiğini. Çünkü mevduat faizlerine ben özellikle her zaman dikkat çekiyorum. Sadece bu alternatif getiri olmasından değil, tüketimi yavaşlatmak istiyoruz. İçsele bir yavaşlatmak istiyoruz. Bu da sadece işin kredi boyutuyla, kredileri yavaşlatarak işte kredi kartı faizlerinin yükselmesi yoluyla değil, tasarrufa da teşvik ediyor olmanız lazım insanları. Çünkü insanlar yani mevduat faizlerinin düşük kalması bir yanda insanları tüketim yapmaya da zorunlu kılıyor diyelim. Hani
talebi öne çekme eğilimi zaten var. Bir de alternatif getiri olarak yani tasarruf yapacağı faiz oranı düşük olduğu zaman bu da ekstradan bir tüketime insanlara teşvik ediyor. Bu da bir enflasyon ataletine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla mevduat faizlerinin aslında enflasyona makul seviyelerde, insanlar cezbedecek seviyelerde tasarruf yapmaya olması gerekiyor. Dolayısıyla hani mevduat faizlerin, gerçi yani dediğim gibi mevduat faizlerin artması gerekiyoruz ama mevcut koşullarda artması gerek dediğiniz halde bunu sağlamanız da zor oluyor. Çünkü işte belli bir likidite fazlası var piyasada. Likidite fazlasını yaratan koşullar var. Hani İngilizce dediğimiz too many moving parts dediğimiz denklemin bir sürü parçası var. Bu denklem içinde mevduat faizleri artması gerek dediğiniz halde mevduat faizleri ne arttıracak koşullar oluşmayabiliyor. Dolayısıyla hani Merkez Bankası açısından da zor bir denklem bu. Yani toparlarsak mevduat faizlerin seyri de belirleyici olacak. Borsa performansı demiştik. Evet yani kısa vadede işte bu dedi yani bir aylık süreçte neredeyse %20'ye yaklaşan bir artış oldu. Baktığımızda hani teknik açıdan değerlendireceksek halen olumlu gözüküyor. Hatta 8.700'leri geçtiğimiz anda 9.000, 9.200, 9.300'lere kadar bir hareket olacağından bahsediliyor. Yani bu olabilir. Mevcut şart şey de gerçek destekliyor bunu. Ama bu temel olarak şey yapacak olursam yani makro açıdan nedir borsayı yükselten aslında? Hani yılın ikinci yarısında işte yabancı gelmeye başlayacak. Faiz indirimleri yılın ikinci yarısında başlayacak gibi fiyatlanma var. İşte o açıdan Ocak-Şubat enflasyonları belirleyici olacak. Benim hissiyatım ama hani belli bir şeyden sonra hani 8.700'den sonra 9.000'e bir hareket olsa da oradan bir artık yatay geçiyor. Hatta bir düzeltme olacağı şekilde şey yapabiliriz. Ondan sonra dediğim gibi borsanın daha yukarı 9.000'lerden yukarı yönlü hareketinde belirleyici olacak faktör. Bu faiz yani enflasyon yeniden o düşüş trenine girecek mi? Onun için de bu talebi kırma eğilimi, hani büyümede yavaşlama aslında bunları görmemiz lazım. Ki görmüyoruz şu anda. Hani iç talep halen çok güçlü. Bunlar belirleyici olacak. Yani çünkü onlar yabancının gelmesi için, yabancının bakacağı temel faktörler bunlar olacağı için. Temel belli bu belirleyici faktör bu olacak. Yani enflasyon beklendiği gibi düşüşe girecek mi ve faiz indirimleri yılın üçüncü çeyreği, dördüncü çeyreği başlayacak mı? Çok teşekkür ediyoruz Serkan Yönencer. İyi hafta sonları sizlere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.